İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir İşimiz Sağlık programı ile tekrar karşınızdayız. Bugün infertilite ve gebelikle ilgili merak edilenleri konuşacağız. Bize mesaj göndermek isterseniz 0542 332 6 332 telefon numarasına WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. İşimiz Sağlık'ın bugünkü konukları Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Hüseyin Görkemli, Yardımcı Doçent Doktor Emine Türendemir ve Yardımcı Doçent Doktor Adeviye Elçi Atılgan. Hoş geldiniz sayın konuklarım. Hoş bulduk hocam, sağ olun. Aslında etraf bembeyaz değil mi? Evet, çok soğuk güzel bir kış Konya günü. Akşamı, Konya kesinlikle karlı bir Konya lapa lapa kar yağıyor hocam. Muhteşem. Bugün de bizi yalnız bırakmadığınız, davetimiz üzerine geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hüseyin hocam, siz aslında Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Doğru. Bize kısaca anabilim dalınızla ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ben de sevgili seyircilerimize bu güzel akşamda çok güzel, çok sağlıklı günler diliyorum. Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bildiği gerçekten uzun süredir bu bölgedeki en çok hasta sayısı açısından, hasta portföyü açısından ve çeşitli açısından görev yapan bir kurum. Mevcut şu anda 76 tane yatağımız var. Bunun 12 tanesi yoğun bakım ve travay olarak kabul ettiğimiz, daha çok sancılı doğum için gelen hastalara ayırdığımız yataklar. Özel odalarımız var, 2 kişilik odalarımız var. Tabii ki mevcut yatak kapasitemiz şu anda bizim açımızdan bir miktar yetersiz. Ama sayımız çok fazla çünkü hasta sayımız. Ama biz gene de bu şartları en iyi şekilde, hastalarımızın en iyi olanakta kullanacakları şekilde yararlandırıyoruz. 7 tane öğretim üyemiz var. 5 tane profesörümüz, 2 tane de pırıl pırıl yarım doçent arkadaşlarımız var. Yeni göreve başladı bu arkadaşlarımız da. Ve görev alanları olarak da gayet eşit dağılımlı. Çünkü kadın doğum çok geniş bir alan. Alt grupları var. İşte infertilite benim ağırlıklı olarak ilgilendiğim bölüm var. Onkoloji var, jinekolojik onkoloji olarak kabul ettiğimiz bölüm var. Onunla ilgilenen arkadaşlarımız var. Genel jinekolojik bölümü var. Ve tabii ki daha çok halkımızın bildiği obstetri veya işte doğum, gebelik ve onunla ilgili riskli gebelik ile ilgili olan bölümler var. Ve tabii ki mevcut yatak kapasitemiz bunların hepsine eşit olarak dağıtılıyor. Her gruba ihtiyaç gösterildiği kadar hasta yatak sayımız veriliyor. Şu andaki şartlarda gerçekten ülkemiz koşullarında hem infertilite alanında hem onkoloji alanında hem bu obstetrik ve gebelik alanında yapılması gereken işlemlerin çok rahatlıkla ve gururla söyleyebilirim ki tabii ki ekip olarak bunları hepimiz yapıyoruz. Her şey yapılıyor. Bu hem bizim açımızdan hem üniversitemiz açısından, fakültemiz açısından çok önemli bir gurur vesilesi. Son birkaç yılda giderek artan bir trendle bütün sağlık gruplarının artık gündeme getirdiği bu kapalı cerrahi yöntemler, yani laparoskopik dediğimiz cerrahi yöntemleri de kliniğimizde ve hastanemizde, ameliyathanelerimizde kullanıyoruz. Gerek büyük histerektom ameliyatlar, yani rahim alınma operasyonları olsun, miyom, kanama veya başka bir nedenlerle, onkolojik nedenlerle bunların hepsini eğer durumu el veriyorsa hastalarımızın bunları kapalı cerrahi yöntemlerle çıkarıyoruz ve daha önceleri batını açtığımızda, karnı açtığımızda belki 3-4 günde süren nekahat dönemini 24 saate, 36 saate çekip hastamızı çok kısa sürede taburcu etme şansına ve günlük aktivitelerini devam ettirme şansına sahip oluyoruz. Kısa bir süre içinde ben inanıyorum ki ülkemizde artık birçok operasyon, özellikle de bizim jinekolojik alanında kullandığımız operasyonlar artık bu kapalı yöntemle, laparoskopik yöntemle gelişecek. Belki birkaç yıl içinde robotik cerrahi gündeme gelecek. Bir sonraki aşama çünkü laparoskopinin robotik cerrahi. Onu da yani yapacak ve beceri kabiliyet açısından kullanabilecek arkadaşlarımız var. İnşallah Konya'mıza eğer en kısa zamanda bir robotik cerrahi ünitesi açılırsa onu da rahatlıkla hastalarımızla uygulama şansına sahibiz. Poliklinik bazında günde yaklaşık 300 hastaya yakın bir hizmetimiz var. Ve bu hizmetimizin büyük bir kısmında öğretim üyesi arkadaşlarımız bizzat muayene masasında, ultrason açısından da
muayene açısından da birebir hizmet veriyorlar. Ve bu hizmetimizde her tür, yani onkolojik vakalar onkolojik olarak değerlendiriliyor. İnfertil vakalar infertil hocasına veya arkadaşımıza danışılarak değerlendiriliyor. Perinatoloji dediğimiz bu riskli gebelikler olan kısım son dönemde artık giderek artan sayıda, çünkü bir referans hastanesi bizim hastanemiz gerçekten. Evet. Bütün çevredeki Karaman dahil, işte Aksaray, Beyşehir, Seydişehir, bu tarafta Akşehir, bu bölgenin tamamındaki riskli gebelikler, sıkıntılı gebelikler bizim hastanemize ve bu perinatoloji ünitemize refer ediliyor. Ve bu ünitede de hakikaten şu anda yapılması gereken amniyosentezler, yani birinci trimester, ikinci trimester, birazdan Emine hocamız bahsedecek bundan, her tür riskli hastaya, invaziv olsun, non-invaziv olsun değerlendirmeler ve tahliller yapılabiliyor. Ve tabii ki onun neticesinde işte gebeliğin takibinde neler gerekiyor, neticelendirilmesi için sezeryan olsun, normal doğum için neler gerekiyor. Bunlarla ilgili de elbette bütün çalışmalarımız var. Onun ayrıntısına ben girmeyeyim, arkadaşlarıma birazdan bırakacağım için, ama tabii kendi alanımla ilgili olduğu için infertilite çok önemli bir konu. Birazdan tahmin ediyorum bu konuyla ilgili de daha detaylı sorularımız olacak. Uzun süredir, yaklaşık 2001 yılından itibaren ruhsatlı bir merkeziz biz. Tahmin ediyorum Türkiye'de resmi kurumlar içinde 5. ruhsatlı merkeziz biz. Daha önce işte Hacettepe'nin vardı, Ege Üniversitesi'nin vardı, Doktor Zekai Tayyar Bırak Hastanesi'nin vardı. Ama ondan sonra, yani bunlarla birlikte en çabuk bu tüp bebek ve infertilite işlemine başlayan bir merkeziz. Ciddi bir background'umuz, bir bilgi birikimimiz var. Ve bunu da tabii ki hastalarımıza en iyi şekilde kullanmaya ve kullandırmaya çalışıyoruz. Şu anda aylık 50 civarında bir infertil hastaya, tüp bebek açısından söylüyorum, yardımcı olma şansımız var. Bir o kadar hastamıza da intrauterin inseminasyon dediğimiz, birazdan detayına gireceğimiz hizmeti vermekteyiz. Yani sonuç olarak gerçekten bütün olarak düşündüğümüzde şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Kliniği, bir kadın hastalığıyla ilgili gelecek hastanın her tür derdine çözüm bulabilecek kapasitede. Ben kısaca onu vurgulamak istiyorum. Ellerinize sağlık demek istiyoruz biz de yaptığınız çok her şey için. İzleyicilerimiz bir de şu konuda belki kendini çok daha da iyi hissedecek. Dediniz ki polikliniklerde de artık öğretim üyesi kesinlikle, arkadaşlarımız kesinlikle bulunuyor. Bunu da buradan izleyicilerimizle paylaşmak iyi olacak hocam. Peki hani bugün biz infertiliteyi konuşalım dedik. İki bölüm ayırdık aslında, infertilite ve gebelikle ilgili bazı merak ettiklerimizi konuşalım dedik. İnfertilite ne anlama geliyor? Hemen o başlangıçtaki cümlemizi hemen devam ettirme açısından Yasemin Hocam, bu bir hakikaten bir protokol haline geldi. Yani özellikle dekanımızın, Celalettin Hocamızın da gayretleriyle bu poliklinikteki öğretim üyelerinin sayısının artılması ve hasta görülmesi o dönemden sonra aktifleşti ve şu anda çok hastalarımız da memnun. Biz de klinik olarak çok daha memnunuz ve çok da iyi gidiyor. Bu açıdan çok memnunuz. İnfertilite tabii maalesef hem fiziksel hem tıbbi bir problem olmasına karşın bir de psikolojik boyutu olan, sosyal boyutu olan bir problem. O bakımdan halkımız nezdinde de, bizim nezdimizde de çok daha önemsenen, çok daha dikkatle takip edilmesi gereken hasta grubu. Kitabi bilgi olarak tabii ki bir yıllık evli çiftlerin düzenli birlikteliklerine rağmen gebe kalamamaları durumunu biz infertilite olarak tanımlıyoruz. Eğer hastanın yaşı daha ileri dönemdeyse bu süreyi biraz daha kısaltabiliyoruz. 6 veya 8 aya çekebiliyoruz. Çünkü artık biliyoruz evliliklerin yaşı ilerledi. Yani 34'lü, 35'li, 36'lı yaşlarda evlilikler var. Haklı olarak kariyer yapılıyor veya bir takım başka faktörlerden dolayı. Bu grup hastada daha hızlı davranıyoruz. Daha süreyi biraz daha hızlandırıyoruz tedaviyle ilgili olarak, ama genç hasta, genç çift ise bu bir yıllık süre bekliyoruz. Yapılan çalışmalar bu bir yıllık süre içinde zaten çiftlerin %85'inin normal yolla gebe kalabileceklerini gösteriyor. Yani o açıdan bir sıkıntı yok. Bizim ağırlıklı olarak zaten ilgilendiğimiz grup bu %10-15'lik grup. İnfertilitenin şöyle bir adaletli durumu var. Yani bazı hastalıklar var biliyorsunuz, bölgesel, işte yöresel veya etnik çeşitlilik gösterir. İnfertilitede hiç öyle bir durum söz konusu değil. Yani hastanın hangi bölgeden geldiği, hangi etnik gruba bağlı olduğu, hangi ırktan olduğu hiçbir şekilde fark etmiyor. Bütün dünyada, Afrika'nın
ilkel kabilesinde, Amerika'nın en gelişmiş eyaletinde, Avrupa'daki herhangi bir şehirde bu %10-15'lik grup mutlaka hekimden çocuk sahibi olmak için yardım isteyen grup. O bakımdan son derece adil bir hastalık demiyorum ama bir rahatsızlık. O açıdan önemli bir ayrıntı bence bu. Elbette bu bir yıllık sürenin içinde gebe kalınamazsa bizim hem kadın açısından hem de erkek açısından değerlendirmemiz gereken bir takım yöntemler, bir takım tatbikler. Bu sadece bir yıllık süreç mi önemli hocam hastayı infertil kabul etmeniz için? O süre şuradan geliyor. Yani çalışmalar, bilimsel veriler %80-85 hastanın rahatlıkla normal yolla gebe kalabildiğinin göstergesi korunma yöntemi olmadan. O bakımdan o bir. Ama hasta örneğin 19-20 yaşında evlendiyse biz bu süreyi mutlaka 2-2,5 yıla çekiyoruz. Yani hemen bir yılın sonunda sizin sıkıntınız vardır gelin tedavi edelim demiyoruz. Genç hastada, daha sabırlı hasta grubunda. Çünkü ikinci yıla çektiğimizde bir %5 ila 10'luk grup da gebe kalabiliyor kendiliğinden herhangi bir tedavi uygulamadan. Ama genelde bizim toplumumuz birazcık çocuk sahibi olma konusunda sabırsız. Yani hem çevresel baskı, hem ailevi bir takım baskı, hem de torun sevgisi vesaire çok keyifli bir olay. O bakımdan daha çabuk çocuk sahibi olunması arzu ediliyor çiftler tarafından. O bakımdan o süreyi daha netleştirmek adına biz bir yıllık süre diyoruz ama tekrar söylüyorum, hasta sabırlı olduğu sürece bizim başka bir problem bulamadığımız takdirde süreyi uzatma şansımız var ama tabii ki yaşı ileri, işte bir takım sıkıntılar olabileceğini veya geçmişte bir takım öyküleri olan hastalara daha hızlı ve daha çabuk davranmak gerekiyor. Peki hocam, infertilite olarak dediniz ki hani bir belli bir süreyi biz alıyoruz ve hasta kabul edeceğimiz kişilerde genç yaş grubuysa bir süre daha eğer sabrederlerse beklemeyi öneriyoruz. Tanı yöntemleri olarak çok zor mu infertiliteye tanı koymak? Şimdi tabii hem hastanın erkek boyutunu hem de kadın boyutunu birlikte değerlendirmek lazım. Bazen bir yanılgı içinde olabiliyoruz. Genelde ağırlıklı olarak kadında olduğu vurgulanarak problemin hep hanımlar öne sürülür ama şu anda onunla ilgili de çok net elimizde veriler var. Şu anda karşımıza gelen hasta grubunun inanın yarısındaki problem erkeğe ait problem, yarısındaki de bayana, kadına ait problem. Bu da problem. Çok adaletli tabii, davranmış. Kesinlikle. Yani önceleri daha farklı konuşuyorduk. Yani ben ilk mesleğe başladığım yıllarda, işte 90 yılların sonunda, 2000 yılların başında %60 kadın faktörü, %35-40 erkek faktörü diyorduk ama şu anda rahatlıkla yarı yarıya iki gruba da eşit olarak dağılmış bir sıkıntı görüyoruz. Biz tabii ki kadının boyutuyla ilgileniyoruz. Erkeğin boyutuyla ilgilenmesi gereken bölümler var ama biz ne yapıyoruz? Bir spermiyogram istiyoruz. Öncelikle isterseniz ondan bahsedeyim. Yani erkekte mutlaka bir sperm tahlili, bir sperm testi istiyoruz. Bu bize neyi veriyor? Bu bize erkekteki spermin sayısını veriyor. Erkekteki spermin kalitesiyle ilgili bilgi veriyor ve hareketliliğiyle ilgili bilgi veriyor. Ve bunun bir takım ölçütleri var. Burada detayına girmek istemiyorum ama o ölçütleri biz bulduğumuz anda erkekle ilgili sıkıntıyı bertaraf etme veya işte bir şekilde bir kenara koyma şansımız var. Eğer sayıda bir yetersizlik, başka bir sıkıntı varsa o zaman gerekirse ürolog arkadaşlarımızla birlikte bunu konsült edip daha iyi bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hanımlarla ilgili olarak da tabii anamnez çok önemli. Yani bizim tıpta, hekimlikte öyküyü çok iyi dinlememiz lazım. Yani hasta size kendini çok iyi anlatması gerekir. Yani bu anlatımdan kastettiğim gerekirse genç kızlığından başlayarak, yani ilk adet gördüğü dönemden, adetinin sürecinden, adetinin düzeninden, gördüğü sürenin miktarının ne kadar olduğundan bunların hepsi bizim için çok çok önemli. Veya ailevi bir takım problemlerinin olup olmadığı, işte akraba evliliği, ablada bir sıkıntı, kız kardeşte sıkıntı. Bunların hepsini öğrenmemiz lazım. Çünkü daha çabuk sonuca gitme şansımız var. Bunları soruyoruz, sorguluyoruz. Eğer bunlarla ilgili çok elimizde net bir bilgi yoksa tabii ondan sonra muayene usulleri. Muayenede tabii genital bölge dediğimiz kadının anatomik yapılarının normal olup olmadığına bakmamız lazım. Yani hem ilişki açısından, hem doğum açısından, hem yapacağımız uygulamalar açısından anatomik yapıya bakıyoruz. Mutlaka yumurtlamasına, yumurta rezervine, yani sağlıklı bir yumurtlama sürecine girip giremediğine, onu da ultrasonografik olarak tahlil etme şansımız var. Ondan sonra tabii laboratuvar tahliller var. Kadının hormonal sistemini gösteren, çok net elimizde kadınlık hormonlar, işte FSH olsun, LH olsun, östrojen olsun, testosteron olsun, bunlarla ilgili araştırmaları yapıyoruz ve ondan sonra genel olarak problemin nerede olduğuyla ilgili az çok bir fikir sahibi olma şansımız var. Çoğunlukla aslında
ya çok küçük küçük problemler çıkıyor. Yani kadında çok küçük bir yumurtlama problemi, işte erkekte biraz sperm hareketliliği, ama tabii iki grup bir araya geldiğinde bu daha önemli bir problemmiş gibi ortaya çıkıyor ve infertil oluyor hastalar. Ama kadınlarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda %25-30'unda yumurtlama problemi karşımıza çıkıyor. Yani hastada sağlıklı bir yumurtlama olmadığını görebiliyoruz kadınla ilgili bir problemse. Burada polikistik over dediğimiz işte bu yumurtanın olgunlaşmasıyla ilgili, maturasyonuyla ilgili bir rahatsızlığımız var. Sağlıklı olarak yumurta döllenebilir hale gelemiyor, olgunlaşamıyor. Bu tabii hastamızda zaten kendini işte bir takım kıllanmayla, bir takım adet düzensizlikleriyle, adetin gecikmesiyle, iki ayda bir adet görmeyle kendini gösteriyor, ama tabii hormon tahlilleriyle ve de ultrasondaki görüntüsüyle de biz bunu daha net olarak tespit etme şansına sahibiz. Çözümü var mı? Var. Çok da kolay çözümleri var bunların. Eğer ekstra bir tedavi uygulamayacaksak, aşılama veya diğer tüp bebek tedavileri, genelde ağızdan hap olarak kullanılabilecek tablet formunda yumurtlamayı daha kaliteli hale getirecek ilaçlarımız var. Hocam, tedaviye geçmeden önce bu tanı süreci, hani bize anlattığınız, ortalama ne kadar sürüyor? Şimdi sperm tahlili için genelde 2 ila 3 günlük bir periz süresi istiyoruz. Onlarınki daha kolay bir süreçte elimize geliyor, ama hormonal tahlilleri mutlaka adetin ikinci veya üçüncü günü istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki kadınlık hormonlarının bazal seviyesi dediğimiz, yani en alt, en minimum seviyeleri adet döneminde oluyor. O bakımdan hormon tahlillerini mutlaka adetliyken yapmamız gerekiyor. Ama muayenesi de tabii adetsiz bir dönemde. Yani eğer hasta şanslıysa, adetten 3-4 gün önce geldiyse, hemen genel muayenesini, kültürünü, simirini, ultrasonunu, anatomik yapısını görüp hemen birkaç gün sonra veya işte adet gördükten sonraki süreçte de ikinci, üçüncü gün bu tahlilleri yaptırırsa, genelde bir hafta içinde en azından kabaca bir fikir sahibi oluyoruz. Ama tabii tüplerle ilgili bir tıkanıklık var veya başka bir problem varsa, o zaman onu da 9. 10. gün, yani adetinin, mensinin 9. 10. günü o filmleri istiyoruz. O da bize hem rahimin iç dokusunun yapısal olarak yeterli bir kaviteye, bir açıklığa sahip olup olmadığını, hem de tüplerden geçişi gösteriyor. Bunun bir önemi var mı? Çok önemi var. Çünkü tüplerin sonunda yumurtlama sağlandığı için bir şekilde spermin oraya kadar ulaşması gerekiyor. O bakımdan o tüplerin mutlaka açık ve net olduğunu, geçilebilir olduğunu rahim filmiyle teyit ediyoruz. Her hastadan istemiyoruz, ama eğer bütün yapıları normal olduğu halde, işte aşılama bazen yapıyoruz, bunda da başarısız olduysak, o zaman hakikaten bir buluşma problemi var mı yok mu diye. Çünkü demin de söyledim, yani kadınla ilgili sıkıntılar, erkekle ilgili sıkıntılar, ama bunların ikisi de normalse, acaba bu spermle yumurtanın birleşmesiyle, buluşmasıyla ilgili bir sıkıntı var mı diye o detayı da araştırmamız ve o rahim filmini de mutlaka bir şekilde infertil çifte belli bir süreç geçtikten sonra yaptırmamız gerekiyor. Yani bir ayı geçmez, onu söylüyorum kabaca. Bir ay içinde bütün tahliller net olarak, ama genetik problemler falan bazen oluyor, işte ailevi tablolar. Onlar da genetik analiz istiyor. O da tabii laboratuvarın çalışma şartlarına ve temposuna göre genelde bir ay, bir buçuk ay içinde çıkabiliyor veya bazen hızlandırılabiliyor. Onu her hastadan tabii ki istemiyoruz, öyle bir şey söz konusu değil. Veya pıhtılaşma faktörleriyle ilgili bir takım sıkıntılar olan hastalarımız oluyor. Onların detaylı bir araştırması gerekebilir. Gerekirse hematolojiyle de onları konsült edip onlardan da bilgi almaya çalışıyoruz. Yani çiftten çifte değişmekle birlikte, yani 3-4 gün ile 1 ay, 1,5 ay içinde genelde infertil bir hastanın genel tablosunu ortaya koymak mümkün. Bunu hani özellikle hemen tedaviye tabii gireceğiz hocam da, özellikle sorma nedenim şuydu. Bir kere kişinin kabul etme süreci var bu konuda. Kabullenme süreci var. Ardından hani bir korku var. Sosyal bir farklılık düşünüyor değil mi? Baskı var. Tanı çok uzar mı? İşte ne yapabilirim? Tedavisi var mı? Nasıl olur gibi. O yüzden o süreci kısaca araya girip çok sormak istedim. Çok haklısınız. Bir de şöyle bir sıkıntımız da var Yasemin hocam, maalesef. Hastalarımız çok kısa sürede hekim değiştirme alışkanlığına sahip oluyorlar. Ben ona çok üzülüyorum. Yani sadece bizim infertil hastalar için değil, birçok hastalık için. Yani bir hekime belli bir süre mutlaka şans vermek lazım. Yani bir ayda, iki ayda, üç ayda, ama ben gebe kalamadım artık, bu iş olmuyor, hemen hadi hekim değiştireyim. Bu bence doğru bir yaklaşım değil. Yani eğer doğru ve yani kendi işinde profesyonel bir hekimi buldularsa, bence sonuna kadar en azından bir süre
onunla devam ettirmeleri iyi olur. Sizin dedikleriniz işte orada problem oluyor. Çünkü her hekim kendine göre bir takım ekstra tahliller istemeye başlıyor. O zaman süreç uzuyor. Evet. İşte o zaman ya bunu yaptırmıştık işte tekrar mı yaptıralım, şöyle mi böyle mi biraz ön aşamada, ön tahlil aşamasında hastalar biraz sıkılabiliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arası, sonra tekrar birlikteyiz.